Hava Yolları İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iki noktaya daha uçuş başlattı. 20 Temmuz'da açılan İstanbul Sabiha Gökçen Erbil uçuşları ilk etapta haftada 4 gün, 16 Eylül'den itibaren ise her gün karşılıklı olarak icra edilecek. 22 Temmuz itibariyle başlayan İstanbul Sabiha Gökçen Bahreyn seferleri ise haftada 3 gün karşılıklı olarak icra edilecek. Böylece Milli Hava Yolu'nun İstanbul Sabiha Gökçen'den uçtuğu nokta sayısı 24'e ulaşmış oldu. Geçtiğimiz yıl yolcu sayısı bakımından Avrupa'nın 4. büyük meydanı olan İstanbul Atatürk Havalimanı, bu yılın ilk 6 aylık verilerine göre Frankfurt Havalimanı'nı geride bırakarak 3. sıraya yükseldi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre %7'lik bir artış oranı yakalayan Atatürk Havalimanı'nın 6 ay içinde ağırladığı yolcu sayısı 28.959.347 oldu. Frankfurt Havalimanı ise ilk 6 ayda 28.922.862 yolcu ağırladı. Londra Heathrow 35.522.000, Paris Charles de Gaulle ise 31.297.000'e ulaşan yolcu sayıları ile Avrupa'da ilk 2 sırada yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda İzmir Selçuk Efes Havaalanı'nda düzenlenen havacılık festivali Airfest, bu yıl 1-2 Ağustos tarihlerinde İstanbul Büyükçekmece Kültür Park'ta uluslararası boyutta gerçekleştirilecek. Türkiye Hava Trafik Kontrolörleri Derneği TATKA öncülüğünde düzenlenen festivalde paraşüt, helikopter ve model uçak gösterilerinin yanı sıra konserler de yer alacak. Hediye uçuşların yapılacağı havacılık festivalinde çocuklar için de oyun alanları açılacak. Ali İsmet Öztürk, Jurgis Kairis ve Team Pioneer akrobasi gösterileriyle katılanlara heyecanlı dakikalar yaşatacak. Fransa, Şubat ayında Mısır'a sattığı 24 adet Rafale savaş uçağından ilk üçünü teslim etti. 27 yıldır satışı yapılamayan Rafale, Fransız Dassault Aviation tarafından üretiliyor. İlk uçuşunu 1986'da gerçekleştiren Rafale, 2001 yılından bu yana Fransız Hava Kuvvetleri'nde kullanılıyor. Son dönemde atağa kalkan Dassault, yılbaşından bu yana Mısır'ın yanı sıra Katar'la da 6.3 milyar euroluk 24 adet Rafale savaş uçağı satışı konusunda anlaşma sağladı. Görevimiz Tehlike film serisinin 5.sinde askeri nakliye uçağı A400M başrolü Tom Cruise'la paylaştı. Dünyaca ünlü Amerikalı aktör yaptığı açıklamada hayatının en tehlikeli sahnelerini A400M ile çektiğini vurguladı. Temmuz sonunda tüm dünyada gösterime girecek olan Görevimiz Tehlike 5 filminden ilk görüntüler yayınlandı. Fragmanda Tom Cruise'un uçaktaki tehlikeli sahneleri dikkat çekti. Türkiye, A400M askeri nakliye uçağından toplam 10 adet sipariş verdi. Bunlardan ilk ikisi geçtiğimiz yıl Türk Hava Kuvvetleri filosuna katıldı.